Güzel ablacığım, ne olur bu kadar üzülüp de harap etme kendini. Doktor ne dedi? Üzülmek, yorulmak yok. Bak göreceksin. Televizyondaki konuşmandan sonra mutlaka bir haber çıkacak Emre'den. Belki İstanbul'da olmadığı için bugüne kadar bulamadık. Belki İzmir'dedir, Ankara'dadır. Yok kızım, yok. Hissediyorum, o İstanbul'da. Sanki her gün geçip gittiğimiz yerlerde bizi bekliyor. Ama bizim gözlerimiz bağlı, onu göremiyoruz. Al, ilacını iç. Uyu, dinlen biraz. Sağ ol kızım. Akşam olmadan ben gazeteye gidip geleyim. Belki bir haber gelmiştir. Peki kızım.
Bize lazım olan bu ufaklık değil mi? Abi bunları niye getirdik? Sersem, bıraksaydık da polise mi gitselerdi? Tövbe tövbe. Peki bunu öldürünce diğerleri ne olacak? Tabii ki onlar da ölecek. Şanslarına küssünler, ne yapalım? Ne? Bizi öldürecek misiniz? Evet. Ama neden? Biz ne yaptık ki size? Çünkü bu çocuğun çok parası var. Milyarları, villaları, Mercedesleri, fabrikaları var. Ama bizi öldürmekle size kim para verir ki? Biz o sorunu hallettik küçük hanım. Çünkü bu çocuk ölünce bu miras başka birine kalıyor ya. Geçin bakalım. Geçin oturun şöyle hadi. Vay be. Bizim ufaklık milyardermiş de haberimiz yokmuş. Hemen gidip durumu Sabri Baba'ya anlatayım. İşin zor kısmını hallettik. Geriye Metin'i getirip çocuğu göstermek kaldı. Sonra... Kesin zırıltıyı be! Sakın gözünü üzerlerinden ayırma. Ben gidip Metin'le irtibat kurmaya çalışacağım. Onu getirince işi bitirip 500 milyonu cebe indiririz. Tamam mı? Tamam abi. Kesin lan! Susun dedim lan, melekler! Milyonlar, 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 10 milyonlar, 100 milyonlar, 1000 milyonlar, sizi seviyorum, milyonlar, milyonlar, milyonlar. Lay lay loom, lay lay loom. Ne? Ne? Benimle alay etmek ha. Bana dil çıkarmak ha. Doğrarım ulan hepinizi. Kuşbaşı yaparım lan. Ben karımı bu kadar hançerle delik deşik etmiş adamım. Anlatın mı beni? Ha! Gel yürüyün bakayım. Kalk! Yürü! Yürüyün hadi! Hadi! Yürü! Yürü hadi, gir içeri, gir, gir! Gel, hadi! Burada istediğiniz kadar zırlayın, kimse duymaz sizi. He? Şimdiki haberimiz elin bir trafik kazası. 46EC954 plakalı Ahmet Taş yönetimindeki kamyonetle 57TF039 plakalı Mehmet Güldal yönetimindeki bir yolcu otobüsü çifte bayır mevkiinde hatalı sollama sonucu feci bir kazaya sebep olmuşlardır. Bu akşamki haber bültenini izlediniz. Daha sonraki haber bültenimizde tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler. Sayın seyirciler, biraz önce günün önemli haberlerini izlediniz. Şimdi sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız rapora göre yurdumuzda son 24 saat içinde gelişecek olan hava durumunu sunacağız. Kimsiniz? Biziz yavrum. Buyurun dedeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hasta misafirimizi bir ziyaret edelim dedik. Buyurun. Aa, teyzeciğim niye zahmet ettiniz? Aman yavrum, ne zahmeti. Hadi hadi, götür mutfağa. Tamam, siz buyurun. Geçmiş olsun Necla kızım. Geçmiş olsun. Yo yo, sen hastasın, hiç rahatını bozma. Sağ olun Ali dede, Allah razı olsun. Hoş geldiniz Ali dede. Hoş bulduk, sağ ol evladım. Hoş geldiniz Hatice. Hoş bulduk evladım. Nasıl oldun kızım? Nasıl olayım teyzem, nasıl olayım? Buna da şükür kızım, buna da şükür. Kendini koyuverme. İlaçlarını muntazaman iç ki şifa bulasın. Ah dedeciğim, kimse bilmiyor ki benim ilacım bunlar değil. Benim ilacım Emrem. Onu bulsaydım hiçbir şeyciğim kalmazdı. Ama onsuz kolum kanadım kırık. Bilirim, bilirim. Evlat acısı zordur kızım. İyi bilirim.
Ah, bilsen şu yürek ne acılara dayandı. Onun için ikide bir tekliyor ya. Biz evlatların kimini toprağa, kimini de ele verdik Necla kızım. Kala kaldık sonunda iki ihtiyar baş başa. Suyumuz ısındı, kefenimiz hazır. Allah ömürler versin Ali dede. İkiniz de dinçsiniz maşallah. Dedem eski topraktır. Buyurun dedeciğim. Allah razı olsun kızım. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah ziyade etsin. Eh, bize müsaade. Necla kızım, Cenab-ı Allah derdinin dermanını tez zamanda verir inşallah. İnşallah dede. Allah sizden razı olsun. Yemeğe kalsaydınız sofrayı hazırlıyordum. Gidelim kızım. Biz yiyip de geldik. Hem yatsı okunuyor, camiye gideceğim. Hasta ziyareti de kısa olur Nevin kızım. Hele bir Necla kızımız oğluna, sıhhatine kavuşsun. Bak o zaman geldik mi, kalkıyor muyuz? İnşallah o günleri de görürüz Ali dedi. Hayırlı akşamlar. Hadi kızım. Otur dedim, otur. Güle güle, selam. Kararı vereyim mi Hatice'nine? Acele etme kızım, acele etme. Ben sonra alırım. Peki. Bir şey olursa bize haber verin. Olur dede, veririz. Allah. Okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine beni yavruma bir an önce kavuştur. Yaşadığınız bu sefil hayatı çok mu seviyorsunuz? Neden konuşmak istemiyorsunuz? Kim dilendiriyor seni? Patronun adı ne? Niçin susuyorsun evladım? Konuşursam beni öldürür. Gel bakalım evladım. Kim öldürür yavrum? O Sabri baba. Korkma çocuğum. Size bir sahip çıkacağız. Bize her şeyi anlatın ki sizi ve diğer çocukları da kurtaralım bu hayattan. Bizi Sabri adına bir adam dilendiriyor. O çok kötü biri. Her gün bizi dövüyor. Benim kolumu da o yaptı. Hiçbirimize acımaz. Vay vicdansız. Bir de yardımcısı var, Yılmaz. Şuna bir daha dikkatle bakın. Daha önce hiç gördünüz mü? Bu yeni gelen çocuklardan biri. Adı Emre. Bir de ablası var, Zeynep. Allah'ım şükürler olsun. Onu bulduk sonunda. Amirim, çok sevindim. Şimdi nerede o? Sabahleyin en son onlar kalmıştı. Nereye bıraktıklarını bilmiyorum. Ama akşam olduğuna göre herhalde eve götürmüşlerdir. Bizi o eve götürebilir misin? Tabii götürürüm. Tamam, anlaştık. Salih, ekibi toparlayın. Hemen gidiyoruz. Bağışlayın amirim. Sen de benimle gel çocuğum. Niçin geldin buraya, niçin? Polislerin gözü her an üstümde. Beni mirasa kondurmak için mi çalışıyorsunuz, yoksa hapse attırmak için mi? Dışarıda polis falan yok Metin Bey. Olsalar bile ne fark eder? Ben sabıkası olmayan dürüst bir insanım. Arkadaşımı ziyarete geldim. Pekala, ne istiyorsun? Çocuk elimde. Ne? Elinizde mi? Evet, elimizde.
Gel çocuğu gözlerinle gör. Hemen oracıkta bitirelim işini. Hadi. Buraya uzak mı? Güvenli bir yer mi? Bir gören olmasın. Siz endişelenmeyin. Buraya uzak bir harabede. Kimsenin göreceği, duyacağı bir yer değil. Senin araban var mı? Evet. Benim külüstür dışarıda. Sizin makam arabanız gibi olmasa da bizi 40 dakikada oraya götürebilir. Hadi hemen gidelim de bitsin şu iş. Hadi. Kim o? Baba benim, aç. Nerede kaldın sersem herif? Sorma olanları Sabri baba. Başlatma olanları da şimdi. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Çocuklar nerede ha? Ben de onu anlatacağım. Çocuklardan üçünü kaçırdılar. Ne? Ulan ben seni oraya bostan korkulu diye mi gönderdim? Gerizekalı! Kim kaçırdı çocukları? Baba bırak da anlatayım. Çabuk lan. Eğer geçerli bir mazeretin yoksa seni şurada mıhlarım. Sakin ol baba. Anlatıyorum işte. Şu en son gelen çocuk yok mu? Ablasıyla gelen. Hı. Emrah mıydı, Emre miydi, ne? Ne olmuş Emre'ye? Meğerse o milyardermiş. Ne? Milyarder mi? Evet. İşte bütün miras o ufak çocuğa kalacak. Vay be. Nereden öğrendin bütün bunları? Çocuğu kaçıran adamları takip ettim. Bir harabeye götürdüler. Eğer o çocuk ölürse miras iş adamının yeğenine kalacak. İşte onunla anlaşıp çocuğu öldürecekler. İşe bak be. O milyarlara şimdi başkası konacak ha? Baba, elimizi çabuk tutarsak biz de nasibimizi alırız. Nasıl? O çocuğu haydutlardan kurtarabilirsek pazarlığa biz oturacağız. Neden olmasın? Peki şimdi gitsek harabeyi bulabilir misin? Elinde koyunmuş gibi bulurum. Yalnız acele etmemiz lazım. Her an işi bitirebilirler. Al şunu bakayım. Hadi çabuk paralarımızı da alalım. Artık burası emin olmaktan çıktı. Belki çocuklar şimdi emniyette ifade veriyorlardır. Zeynep, Zeynep! Ha? Bu adamlar sahiden bizi öldürecekler mi? Hiç şaka yapan birilerine benzemiyorlar. Ben çok korkuyorum. Bu normal. Ölmek zor olan herkes çok korkar. Sen de mi korkuyorsun? Evet. Ama sadece korkmak bir işe yaramaz. Bir şeyler yapmalıyız. Bu adanın her yeri kapalı. Ne yapabiliriz ki? Haydutlardan biri gitti ya. O dönmeden biz kaçalım. Ama nasıl? Of, bilmiyorum. Şu kapıdan bir şansımızı deneriz. Belki birimiz haydutu oyalarız. Emre. Emre. Beni dinle. Şimdi kaçmaya çalışacağız. O adamların bıçakları var. Bizi keserler sonra. Korkma. Burada beklersek zaten kesecekler. Hadi kalk. Hadi. Belki de yalancıktandır. Biz denemek için. Olabilir, sessiz olun. Şimdi ne yapacağız? Adamın yanından geçeceğiz. Ya uyanırsa? Başka çaremiz yok. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Dikkatli ve çabuk hareket edersek kurtulabiliriz. Bak Osman, önce sen geçeceksin. Sonra da Emre ile ben. Ve hemen bütün gücümüzle koşacağız. Uyanıp bizi yakalamaya çalışırsa bağırırız. Hadi, vaktimiz yok. Öbür adam da gelirse hiç şansımız kalmaz. Peki. Ha! Beni vur ya!
Nereye gidiyorsunuz? Gönlüm kurudum bayan! Kaçmayın! Dur bakayım! Bırak bizi! Ne kaçmaya kalkıyorsunuz ha? Gebertirim sizi! Burada bekleyin beni, burada! Kaç Osman, kaç! Kaçma, ben buraya dedim! Ama siz, çabuk kaç dedim sana! Bağırın bakalım bacaksızlar. Arkadaşınız kaçtı ama bana lazım olan sizlersiniz. Recai abi gelir gelmez bitireceğim sizin işinizi. Yürüyün! Yürüyün hadi, yürüyün dedim! Yürü! Yürü! Yürü hadi! Bacaksız seni kaçmaya kalkarsın ha! Geç otur şöyle, oturun! Gözümün önünden ayrılmayın! Kavuştur, birleştir ellerini! Birleştir! Hoş geldin Gülay. Hoş bulduk. Bir haber var mı? Maalesef yok. Necla abla nasıl oldu? Şimdilik Abla, ne oldu sana böyle? Neden kendini bu kadar harap ediyorsun? Gel, dur, de yatağına yatıralım seni. Ah ablacığım, ne oldu sana böyle? Gazetedeki arkadaşlara haber bıraktım. Bir haber alır almaz telefon açacaklar bize. Al ablacığım, iç şunu. Hadi şimdi uyu sen. Biraz dinlen. Sabah ola, hayrola. Nerede kaldı bu adamlar be? Aslında sen iyi bir amcaya benziyorsun. Aha. Sen akıllı birine benziyorsun dedim. Öteki adam gibi değilsin. Akıllıyım tabii. Öteki adam dediğin o Recai var ya... ona sorarsan bir tek akıllı kendisi. Ben gerizekalının tekiyim. Halt etmiş. Asıl gerizekalı kendisi. Niçin onlarla anlaşıp 3-5 milyon alacağına, bizimle anlaşıp daha çok kazanmak istemiyorsun? Nasıl? Aklını kullan. Bizi öldürmez serbest bırakırsan, miras Emre'ye kalır. Biz de o mirastan sana istediğin kadar çok para veririz. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Miras bu velede kalsa bile onun kullanma yetkisi yok. Ancak 18 yaşına gelince, ölme eşeğim ölme! Metin Bey bize peşin para verecek. Az peşin her zaman çok veresiyeden iyidir. Evet, akıllıyım. Aptal değilim. Emre küçük ama annesi verir. Annesi verirmiş, kes sesini. Annesi verse verse polise verir beni. Boşuna plan kurmayın. Bu işe başladık, bitireceğiz. Çocukların odası aşağıda. Sabri'nin odası ise bu tarafta. Sen burada kal. Siz geçin. Hadi, sen de. Yürü.
Kimse yok. Kimseyi bulamadık amirim. Aşağısı bomboş. Gidebileceği başka bir yer var mı Sabri denen adamın? Başka bir yer bilmiyorum. Hep burada dururlardı. Gidelim.